Hafta başı AK Parti ve MHP'nin TBMM'ye verdikleri ve yeni seçim sistemi getiren yasa teklifi tartışılmaya devam ediyor. Öyle ki yaygın medyadaki tartışmalar AK Parti Bilecik Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı'nın hazırladığı ve bu sütunlarda yayınladığımız çalışma zemininde yapılıyor. Fakat 24 Haziran sonuçlarına göre 20 ilde milletvekili değişimi olacağını yazınca bunun neye göre olacağı sorusu geldi. İşte o değişimin tablosu. Adıyaman'da %39.720 ile seçilen CHP Milletvekili Abdurrahman Tuttere yerine %51.641 ile HDİP adayı, Erzurum'da %34.644 ile seçilen İyi Parti Milletvekili Muhammed Naci cinisti yerine %49.885 ile HDİP adayı geliyor. Aydın Irak'ta 55.593 ile AK Parti'den seçilen Rıza Posacı yerine CHP adayı, Eskişehir'de 55.273 ile MHP'den seçilen Metin Nurullah Sazak yerine 61029'la 61, CHP adayı seçiliyor. Afyon da 60706 ile İyi Partiden seçilen Gültekin Uysal yerine 60903 ile AK Parti adayı Aksaray'da 24193 ile İyi Partiden seçilen Ayhan Erel yerine 41775 ile AK Parti adayı Karaman'da 24608 ile CHP'den seçilen İsmail Atakan Ünver yerine 26832 ile AK Parti adayı meclise giriyor. Kırıkkale'de 25752 ile CHP'den seçilen Ahmet Önal yerine 36305 ile AK Parti adayı, Konya'da Sp adına CHP'den seçilen Abdülkadir Karaduman yerine AK Parti adayı, Kütahya'da 46808 ile CHP'den seçilen Ali Fazıl Kasap yerine 50985 ile AK Parti adayı gelecek. Sakarya da 59.290 ile İyi Parti'den seçilen Ümitlik Dikbayır yerine 71.798 ile AK Parti adayı, Sinop'ta 32.724'de CHP'den seçilen Barış Karadeniz yerine 36.819 ile AK Parti adayı, Şanlıurfa'da 28.889 ile CHP'den seçilen Aziz Aydınlık yerine 48.809 ile AK Parti adayı, Yozgat'ta 28.575 ile CHP'den seçilen Ali Keven yerine de 43.776 ile AK parti adayı seçiliyor. Elazığ da 33.633 ile CHP milletvekili olan Gürsel Erol yerine 46.028 ile MHP adayı, Kastamonu'da 37.150 ile CHP'den seçilen Hasan Baltacı yerine 48.471 ile MHP adayı, Nevşehir'de 30.496 ile CHP'den seçilen Faruk Sarıaslan yerine 33.106 ile MHP adayı, Nide'de 41.597 ile CHP'den seçilen Ömer Fethi Gürer yerine 42.719 ile MHP adayı çıkıyor. Osmaniye. De 40.424'de CHP'den seçilen Baha Ünlü yerine MHP ve e Trabzon'da 56.267 ile İyi Parti'den seçilen Hüseyin Örs yerine 66.992 ayla MHP adayı meclise giriyor. Uzun sözün kısası. Yeni sistem, başka partinin oylarıyla milletvekili olmayı önlemeye hedefliyor. Adı gibi parti, TDP'de 14 ayda 4. il başkanı. Geçen yıl, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül. Ocak ayında Bursa İl Başkanı atandığı Cihan Ural'ı Nisan'da noter kanalıyla görevden aldı. Bülent Çelik geldi. O da Kasım ayında ayrılınca Sevgi Boz atandı. 9 il başkanının oluşturdukları Bursa için birlik platformu. Ziyaretinde Sevgi Boz'un genel merkeze gittiğini, Metin Yıldırım'ın da 4. il başkanı olduğunu öğrendik. TDP önce kendi içinde değişim yaşıyor. Orhan Elinden İstanbul Antalya yolu Kapıkaya delinmeden geçmez. Perşembe günü, AK Parti Bursa Milletvekili, VTBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'nun verdiği bilgiyle duyurduğumuz Orhaneli üzerinden İstanbul-Antalya yolu projesi ilgi gördü. 40 yıl önce de ilk haberini yaptığımız projede kritik bir nokta var, o da, maliyet ve finansman nedeniyle bu yılın programından çıkarıldığını meslektaşımız İhsan Aydın'ın duyurduğu Kapıkaya Tüneli. Bu sütunlarda, yol ve ulaşım uzmanı, olarak görüşlerini aktardığımız inşaat yüksek mühendisi Bininci Tözün Bingöl'de buna dikkat çekti. İstanbul'dan Antalya'ya ulaşmanın en kısa yolu ama geometrik standartlarını yükseltmek gerek. En riskli yerde yazın yoğunluk, kışın kar nedeniyle kazalar yaşanan Kapıkaya İncebel mevkii. Yani, yani, Kapıkaya delinmeden Antalya'ya geçilmez. Çalışmaya hemen başlamak gerek. Kokpitte değil, kağıttan uçakta pilotlar. Yarışma. Red Bull Paper Wings adıyla düzenlendi, Büyükşehir Belediyesi destek verdi. Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Salonu. NDA yapılan kağıt uçak yarışması büyük ilgi gördü. Gençler A4 kağıttan kendi yaptıkları kağıttan uçakların uzağa göndermeye çalışırken ortaya renkli görüntüler çıktı. 18 üniversitenin katıldığı yarışmada finali. Kazanan Avusturya Salzburg'daki dünya finaline katılacak. Öğrenci yemekhanesinde Çanakkale türküsünü 1.5 milyon kişi izledi. Yer. Bursa Uludağ Üniversitesi Öğrenci Yemekhanesi. Öğrenciler masalarında yemeklerini yerken ortadaki piyano dikkat çekiyor. Derken, bir genç kız gelip piyanoyu çalmaya başlıyor. Ona fülü teşvik ediyor. O anda, çevre masalardaki öğrenciler enstrümanlarını çıkarıp tek tek müziğe katılıyorlar. Yanlarında da yine öğrencilerden muhteşem bir koro oluşuyor. Hep birlikte, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni anmak ve anlatmak için Çanakkale Türküsünü seslendiriyorlar. İşte, izleyenlerin tüylerini diken diken eden bu muhteşem görüntünün videosu çarşamba günü olay. INE web sitesi olun olay.com.tr'de yayınlandığı andan itibaren de izlenme rekorları kırmaya başladı. Oradan da olay web sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Öyle ki, bu duygusal video iki günde 1.5 milyona yakın izlendi. Gençleri ve emeği geçenleri kutluyoruz. Erkek lisesi öğrencileriyle müstecip onbaşı yandı. Çanakkale Savaşı, Nevdaki destansı kahramanlıkların biri Bursa'yı ilgilendiriyor. O da, attığı tek top mermisiyle Fransız Turkuaz. Denizaltısını 28 mürettebatıyla birlikte tek başına esir alan Yenişehirli Müstecip Onbaşı. Bu kahramanlığın öyküsünü yazıp tiyatro haline getiren Faruk Ambarcıoğlu. 18 Mart'ın yıl dönümünde dönemin askeri kıyafetleri giyen erkek lisesi öğrencileriyle mezarı başında andı.